Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimiz yeni doğan ve 0-3 aylık bebeklerimize uygun bir çalışma. Yeleğimizi yakasından haroşa sıramızdan örerek başlıyoruz. Görmüş olduğunuz aralıklarla artışlarımızı yapıyoruz. Yeterli artış ve büyüklük olduğu zaman Gördüğümüz ara haroşamızı örerek kollarımızı kesip gövde kısmını dilediğimiz uzunluk gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Etek ucunda yine görmüş olduğunuz ajurlarla etek süslememizi yapıyoruz. Bitiriş sıramızda şöyle arkadan da görelim. Bakınız haroşalarımızı ördükten sonra kullanılmaya hazır hale geliyor ve yeleğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yeleğimizin ölçülerine şu şekilde bakalım. Bakınız yakamızın en üst kısmından tutuyorum. Şöyle alt kısma kadar 26 santim yeleğimizin uzunluğu. Genişliğine bakalım. Kol altından Ödeden tutuyorum. 25 santimde kolumuzun genişliği, yani çok rahatlıkla 0-3 ay bebeklerimize, hatta bebek sahipsa birazcık daha büyük bebeklerimize de rahatlıkla olabilecek bir yelek. Ve de bu yeleğimizi örmek için birden az ip kullandım. Hemen hemen yarısını ancak kullandık. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için Nako'nun Lüks minnoş Baby ipini kullanıyorum. %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 11907, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta ipimizin uzunluğu da. Şiş olarak ise 3,5 numaralı şişimi kullanıyorum. Hemen ilmeklerimizi toparlayarak başlayalım. Küçük yaştaki bebeklerimizi göre örüyorum. 0-6 ay için başlıyoruz. 71 tane ilmeğimizi toparlayacağız şişimize. İpimizi şöyle iki kat edip ortalayıp tahmini yetecek kadar her zaman biraz fazla bulundurmanızı tavsiye ederim. Tekrar tekrar toplamaktan daha iyidir. Şöyle bakınız epeyce bir ipimi ayırdım. Her iki şişimle birlikte toparlamak istiyorum. Her iki şişimi ağızları aynı olacak şekilde denk getiriyorum ve şu şekilde parmağıma ipimi alıyorum, arkadan dolaştırarak parmağımın ardından bakın altından geçiriyorum. Tabii nasıl arzu ederseniz, bu şekilde ilmeklerimizi toparlayabilirsiniz. Çok çok fazla çeşit ilmek alma yöntemi bulunmakta alışkanlıklarınız ne yöndeyse ilmeklerimizi toparlayalım. Toplamda 71 tane ilmeğimiz olunca görüşelim. 71 tane ilmeğimi şişime aldım. Son olarak şöyle bir düğüm atalım. Sağlamlaştıralım. Düğümümü attıktan sonra şişimin bir tanesini asılarak çekiyorum. Bakınız ilmeğimiz bir tanesinde kaldı. Diğer şişimizde örmeye başlıyoruz. 3-4 sıra boynumuz için haroşa sırası öreceğiz. Haroşalarımız bildiğimiz gibi aynı yönde yani her iki yönde de ters yönde de düz yönde de aynı örgümüzün örülmesiyle oluşuyor. Dilerseniz ters yönde dilerseniz düz yönde her iki tarafı da ördüğümüz zaman haroşaya ulaşacağız. Şimdi Hangi yönden alıyorsanız ben düz yönden alarak öreceğim. Haroşalarımızı örmeye başlayalım. Bakınız ilmeğimiz gayet rahat alınıyor. İlk ilmeğimi boş alıyorum ve ikinci ilmeğimi örmeye başlıyorum. Diğer ipimi atıyorum. Düz olarak alma yönlerimiz değişik olabilir. Lütfen hiç problem değil. Önemli olan haroşaya ulaşabilmemiz. Bakın çok rahat şişten çıkarıyor iki şiş üzerine ördüğümüz zaman ilmeklerimizi. Sıra başına kadar düz olarak örüyorum. 71 tane ilmeğimizi sıramızın başına kadar örerek geldim. Şimdi ikinci sıramızı örmekteyiz. Ilmek aldığımızı saymazsak. İkinci sıramızı da yine birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum. Yine düz yönden örüyorum. Bakınız bu yönden de düz olarak örüyorum. Her iki yönden isterseniz ters, isterseniz düz nasıl örerseniz örün. Haroşaya ulaşırız. Hangi örgü kolayınıza ya da alışkanlığınız o yönde ise bu şekilde örelim haroşalarımızı. Evet sıramın başına kadar örerek ilerliyorum. İki diş haroşamızı ördük. Biz bunu kız bebeklerimiz için örüyoruz. Bu modelimizin aynısı erkek bebeklerimiz için de uygulanabilir. İki tane diş haroşamızdan sonra iliğimizi açmamız gerekmekte. İliğimizi kız çocuklarda sağ tarafta, erkek bebeklerimizde ise sol tarafa açmaktayız. Şöyle bıraktığımız zaman bakınız, sağ taraf örgümüzün düz yönünde bu tarafa gelmekte, sol taraf ise buradaki yönümüzü, yani ipin olduğu yer erkek bebekleri için ilik açma yeri, ipin olmadığı yerde ise kız çocuklarımız için ilik açma yeri olarak kullanacağız. Şimdi üçüncü diş haroşamızı örmeye başlayalım. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Ben düz yönden örüyorum ve sıramın sonuna geldiğim zaman iliğimizi sizlerle birlikte açmaya başlayacağız. Birinci ilmeğimi boş alıyorum ve düz yönden haroşamı örmeye devam ediyorum. Sıramın sonuna doğru ilerliyorum. Evet sıramızın sonuna doğru örerek geldim. Kenarda 6 tane ilmeğimiz kaldı. Her iki kenarımız için 6 tane kenar olarak kullanacağız patlarımızı. Bakınız 2, 4, 6. Şimdi ilk iliğimizi açmaya başlayalım. İliklerimizde dış kısma 3 tane ilmeğimizin kalmasını istiyorum. Şuradaki 2 ilmeğimizin bu taraftan gelirken 2. ve 3. ilmeğimizin üzerinde işlemimizi yapacağız. Son 3'e hiç dokunmayacağız. Evet şimdi başlıyorum. Birinciyi örüyorum. 2 ile 3'ü aynı anda alıyorum. Bakınız aynı anda aldım. Bir defa başını doladım. Hemen aldığımın yerine başını dolayarak ileğim için ogun zemini hazırladım. Başına aldığımız zaman bu şekilde bildiğimiz gibi ajurlar oluşmakta. Burada ileğimizi oluşturacağız. Diğer kenardaki 3 tane ilmeğimi de örüyorum. Ve bu şekilde ileğimiz açılacak. Bakın şöyle. 6 tane ilmeğimizi ilerideki e, ördüğümüz zaman düz örgü yanında olduğu zaman daha uygun görülmekte. Hemen kestiğimiz ilmek sonrasında bir tane artışımı yaptım ve kenardan hep 3 kalacak. Hep 3 bakınız. Bir tanesi 2, bir tanesi 3 olursa sürekli zikzaklar halinde çirkin bir ilik çalışması olur. Ona da dikkat edelim. Tekrar başlıyorum. Birinci ilmeğimi alıyorum. Ve örmeye başlıyorum ilmeklerimi sırası ile biraz önceki artış yapmış olduğum iliğim olacak bölümü yine düz olarak örüyorum. Ve iliğim bu şekilde ayarlanmış oluyor. Bakınız birinci iliğimizi açtık. Şimdi haroşa sıramızı örmeye devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar gelelim tekrar başta görüşelim sıramın başına kadar geldim. Şimdi modelimizi uygulayarak örmeye başlayalım. Bakınız 1 2 3 3 diş haroşamızı ördük boynumuz için. Şimdi altışar kenar patımız var. Altışar kenar patımızı örüyoruz ve modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Kenar patlarımızı örelim. 1. ilmeğimi boş alıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane kenar patımı ördükten sonra 2 tane düzümü örüyorum. 1, 2. Zaten benim örgü düz yönde olduğu için bakın, aynen devam ediyorum. Kenar patlarımda da düz ördüm. 2 tane düzümü ördüm. 2 düzümü ördükten sonra şişimin üzerine bir tane artış ilmeği alıyorum. Burada delikli ajurlarımızı yapmak için örüyorum. Bakınız tekrar yapmak istiyorum. 2 4 6 kenar patığımızı ördüm. 2 tane düzümü ördüm. 2 düzümüzü ördükten sonra hemen şişimizin üzerine bir tane ilmeğimizi alıyoruz. İlk ajurumuzu örüyoruz. 1 bakınız 1 düz ördüm. 2 3 4 ve 5 5 tane ördükten sonra tekrar şişimin üzerine bir tane daha ajurumu yapıyorum ve örüyorum 1 ilk ördüğümü de sayıyoruz bakınız 2 3 4 ve 5 tekrar bir tane daha 5 tane düzden sonra tekrar ilmeğimin üzerine şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum ve sayıyorum 1 2 3 4 5 5 tane düzüm ördüm bir tane daha ajurumu yapıyorum ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 bir tane daha ajur alıyorum ve ilerliyorum 1 2 3 4 ve 5 şimdi bakalım çok fazla ilerlemeden Yapmış olduğumuz işlemimiz 6 kenar patımızı ördükten sonra 2 düzümüzü ördük. Bir tane artış yaptık bakınız. Bir artışımızdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ördük. Bir tane daha artışımızı yaptık. 5 tane ördük. Bakın bir tane artış. 5 tane ördük. Bir artış. 5 ördük, ördük. Bir artış. Sıramızın başına kadar 5 tane de bir yani 5 ilmekte bir tane artışımızı yapalım. Sıramızın sonuna doğru görüşelim. Sıramızın sonuna doğru örerek geldim. Bakın 2, 4, 6. 6 ve 2 tane ilmeğim var. Yani toplamda 8 ilmeğim var. 6'sı kenar patım için. ikisi ise bakınız 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Artışımdan sonra şurası artışım. 3 ve 5 bir tane daha hemen şişimin üzerine artışımı yani ajurumu yapıyorum. 2 düzümü ördükten sonra kenar patlarımın 6 ilmeğini de örüyorum. Ve bu şekilde modelimizin birinci sırasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci sırasını örmeye başlayacağız. Ama öncesinde yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle bir tekrar edelim. 71 ilmek olarak başladığımız minik yeleğimizi altışar altışar kenarlarımıza patımızı koyduk. 3 tane dişten sonra altı kenar patından sonra modelimizde 2 tane düz, 1 tane artış ve 5 tane örüyoruz, 1 tane artıyoruz, 5 örüyoruz, 1 artıyoruz şeklinde uç noktamıza kadar geldik. Kenar patımızdan hemen önce yine 2 tane düz ilmeğimizi koyduk. 2 düz ilmeğimizden önce yine 1 tane artışımızı yaptık. Şimdi örgümüzün arka sırasını çevirelim ve kenarlarımızı aynı şekilde haroşa olarak örüyoruz. 6 ilmeğimizi sadece 2 3 4 5 ve 6 3 6 bir tane fazla örmüşüm bakınız 3 6 şimdi buradan sonra diğer kenar patıma kadar hepsini ters olarak örüyorum bakınız ters artmış olduğum ilmeğimi ters ters başa kadar örgümüzün arka yüzü burası artık ters olarak bakın arttığım ilmek 5 tane örüyorum 1 2 3 4 ve 5 artışımı Evet sıramın başına kadar bu şekilde örerek devam ediyorum sıramızın başına kadar örerek geldim şöyle gördüğümüz zaman bakınız yapmış olduğumuz ajurlarımız çok güzel bir şekilde ortaya çıktı şimdi yapacağımız işlem iki defa düz gelip iki defa da ardından ters gitmek yani toplamda 4 sıra daha örelim yeniden görüşelim düz yönden düz örüyoruz ters yönden ters örüyoruz kenar patlarımız aynı şekilde kalıyor herhangi bir şekilde artma ya da eksiltme işlemi yapmıyoruz bu şekilde örmeye devam ediyoruz kenar haroşalarımı örüyorum 6 tane kenar haroşamı ördüm. Bakınız ilmeklerimin hepsini bu yönden düz olarak örüyorum. Ardından ters öreceğiz. Tekrar bir daha düz, bir daha ters. Yeniden modelimizi kurmaya başlayacağız. Sıramın başına kadar ilerliyorum ve 4 sıramızı ördükten sonra tekrar görüşelim. Evet 3 diş haroşamızdan sonra ilk modelimizi düz yönden bırakmıştık. Bakın 5 tane düz ördük. 1 tane ajurumuz. 5 tane düz bir ajurumuzu yapmıştık. Arkasından bir ters sıra ördükten sonra 4 sıra daha ördük. Yani toplamda 5 sıra ajurumuzu yerleştirdikten sonra örmüş olduk. Şöyle bakalım. Bakınız her ajurumuzun altından 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördüğümüzü görmekteyiz. Her 5 sırada bir modelimizi uygulayacağız. Şimdi modelimizin ikinci ajurlu olan bölümünü örmeye başlayalım ve yine her ajurumuzda artış yaptığımızı da bilelim. Robadan genişleyerek büyütmekteyiz. Bakınız şimdi 6 tane kenar patımı örüyorum. 5 ve 6 Altı kenar patımızı ördükten sonra iki tane düz ilmeğim vardı bakın. 1 2. 2 düz ilmeğimi ördükten sonra gelmiş olduğumuz buradaki artışımızı yapmıştık ve bu ilmeğimizi oluşturduk artışımızın altında. Artışımızın altındaki ilmeğimin sağında ve solunda birer artış yapacağız tekrar. Yani sağında bir ajur, solunda bir ajur olacak. Hemen alıyorum bir tane. İlk başlangıçtaki delik olan bakınız, yerdeki ilmeğimi örüyorum. Hemen soluna da bir tane artışımı yapıyorum. Yani buradaki tek olan ilmeğimin onu örüyorum. Sağına bir tane artış, soluna bir tane artışımı yapıyorum ana merkeze. Buradaki ilmeğimi bırakıyorum. Diğer bütün ilmeklerimizde aynı işlemimizi yapıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Aradaki ilmeklerim tamamen düz bir şekilde örüyorum. Yine bakınız buradaki ajurdan çıkan ilmeğime geldim. Sağına bir tane artışımı yapıyorum ve örüyorum o ilmeğimi. Hemen soluna da bir tane artış artış yapıyorum. Diğer ilmeklerimi birer birer örüyorum. Burada yaptığımız işlem bu ajurdaki ilmeğimiz düz duracak. Sağına ve soluna birer artışımızı yaparak yeni artışlar ve yeni delikler oluşturacağız bakınız. Şu şekilde ve devam edelim biraz daha. Aradaki ilmeklerimizde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece bakın zaten hemen görülmekte. Bir tane artışma yaptım, ördüm. Bir artış daha yapıyorum ve aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine geldim. Sıramızın sonuna kadar bu ilk ajurlu olan sıramızı takip edeceğiz. Hep onun etrafında artışlarımızı yapacağız. Bakınız. Sağında ve solunda artışımı yaptım. Şöyle görelim. Ve devam ediyorum. Sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramın sonundaki son ajura kadar geldim. Bakınız hemen kenar patlarım iki tane düz ilmeğim. Son ajurumu sağından bir tane artış. Solundan bir tane artışımı da yapıyorum ve başa kadar örüyorum kenar patlarımı yine aynı şekilde örüyorum Evet ve sıramı tamamlıyorum ve şöyle bir bakalım Evet 5 sıra düz ilmeğimizi ördükten sonra yine örgümüzün düz yönünde bir önceki sıramızda yani modelimizi ilk kurarken yapmış olduğumuz her beşte bir artışlarımızın bu artış olan kısmı merkeze alıyoruz. Onu düz örüyoruz. Sağından ve solundan birer artış yapıyoruz. Bakınız ilmeklerimizi ördük. Ajurdan çıkan ilmeğimizi merkeze alıp sağında solunda bir artışımızı yaptık. Ve sıramızın başına kadar bu şekilde modelimizi yerleştirdik. Şimdi arkasını ters olarak öreceğiz. Arkası birinci sıramız ters. Sonrasında iki sıra ters, iki sıra düz. Toplamda beş sıra ördükten sonra yeniden görüşelim. Yeleğimizde artışlarımızı yaptıktan sonraki 5 sıramızı örerek tamamladık ve şöyle güzel bir görüntü ortaya çıktı bakınız. Bundan sonraki artışlarımızı yine aynı şekilde yapacağız. Buradaki ilk başlangıçtaki artışımı merkez alıyorum. Şurası olacak bakınız. Sağında ve solunda bir tane artışımı yapıyorum. Yine aynı şekilde ortadaki ilk başlangıç ilmeğimin tam altına gelen yeri merkeze alıyorum ve sonrasında sağında ve solunda birer tane artışımı yaparak ilerliyorum. Şimdi 5 sıramızı ördük. 5 sıramızı bakınız. Eğer karıştıracak olursanız zaten çok belli ama arkadan da hemen biraz önce gösterdiğimiz gibi sayabilirsiniz. Şuradan hemen saydığınız zaman 5 sıra olduğunu görüyoruz ve başlıyorum tekrar örmeye bu sıramızda. Yani her 5'te bir artışlarımızı yapıyoruz haroşalarımızı ördükten sonra artışlarımıza başlayalım ve 10 dişle bir ileğimizi de açalım daha gelmedi sıra 6 tane kenar patımı ördüm haroşalarımı ve başlıyorum bakınız şuradaki bakınız ortadaki olan ilmeğimin yine sağından ve solundan yine burası da en baştaki ilmeğime dayanmakta bakınız. Sağından ve solundan bir tane artışımı yapıyorum. Önce sağındaki artışımı yapıyorum. Ortayı örüyorum. Solundan artış yapıyorum ve örmeye devam ediyorum. Diğer bölgeye kadar artış yapmam gereken yere kadar bakınız. Kabartının olduğu yeri görmekteyim bakınız hemen sağından bir tane artış ve örüyorum. Solundan bir tane artış. Aradaki düz ilmeklerimi ise aynen düz olarak örüyorum. Düz düz ilerleyelim. Burada lütfen kaçırmamaya dikkat edin. Bakın kabartalı ilmeğime hemen geldim. Bir tane başını doluyorum. İlmeğimi örüyorum. Bir tane de ilmeğimi ördükten sonra örüyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örerek diğer artış yerime doğru ilerliyorum. ilmeğimin olduğu yere geldim. Hemen sağından bir artışımı yaptım. İlmeğimi örüyorum. Solundan bir artışımı yaptım. Tekrar örüyorum. Ve yine düz ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Geldim yine bakınız. Sağından bir artış ilmeğimi örüyorum solundan bir artış ilmeğimi örüyorum bu şekilde sıramızın başına kadar gidelim tıpkı üst sıralarda yapmış olduğumuz gibi arkasından ters düz ters düz ters olarak örelim tekrar düzümüzde modelimizi yeniden uygulamak üzere görüşelim ajurlarımızı yaptıktan sonra 5 düz sıramızı da örerek geldik şimdi yeniden modelimizi kurmaya hazırız Bakın bu şekilde şöyle görecek olursak her iki yönden de modelimiz aynı çizgi üzerinde devam etmekte. 5 sırada bir yeniliyoruz. Ve örmeye başlayalım. Kenarlarımızın ilmeklerini örüyorum. Düz olarak 6 ilmeğimi ördükten sonra hemen düz ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Bakın bir saymaya gerek yok. Şuradaki kabartımızı görüyoruz. Bakın yukarıdan devam ede gelen ilmeğimiz. Hemen o kabartılı ilmeğimi bir tane sağından artışımı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. Bir tane de solundan artışımı yapıyorum. Diğer ajuruma kadar aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. varsalı ilmeğime geldim. Bir tane sağından, bir tane solundan artışımı yapıyorum. Bir de solundan aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar geldim bakınız. Hemen bir tane sağından artışımı yapıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane de solundan bu şekilde örerek ilerleyelim arkasından ters ve aradaki 4 ilmeğimizi örelim toplamda 5 tane ilmeğimiz ördükten sonra yeniden görüşelim Evet artışımızı yaptıktan sonra ajurlarımızı 4 sıramızı daha ördük şimdi yeni sıramıza başlıyoruz şöyle elime alarak yakından göstermek istiyorum bir tek olarak başlamıştık ilk sıramızın hemen altında çift olarak 3 sıra ördük şimdi dördüncü çiftimizi örmeye başlayacağız yine bakın şu kabartılardan devam ederek örüyoruz. Ve bu son artışımız şöyle toparlıyorum kenara altından artık haroşalarımızı örerek robamızı tamamlamak istiyorum. Daha büyük yaş grubundaki çocuklarımıza örecek arkadaşlarımız birkaç sefer daha artışa gidebilirler. Tabi örecekleri büyüklüğe göre ayarlamaları yapmaları uygun olacak. 6 tane ilmeğimi ördüm ve kenardan örmeye başlıyorum. Bakın nasıl dümdüz örerek geliyorum. Hemen kabartılı ilmeğimin olduğu yere geldim. Kesinlikle geçmiyoruz ilmeğimizi. Bir tane sağından örüyorum. Kendisini ördükten sonra bir tane de solundan ve aradaki ilmeklerimi birer birer örüyorum. Diğer kabartıma olduğu yere kadar geldim bakınız. Tam kabartılı ilmeğimin olduğu yerdeyim. Bir tane sağından alıyorum. Artışımı yani ajurumu yapıyorum. Bir tane de solundan ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz. Evet en son artışımızı da yaptık. Bakınız bir tane tek 1, 2, 3 ve 4. artışımızı da yaptıktan sonra haroşalarımızı örmeye başlıyoruz. Artık roba kısmını tamamlayıp gövde kısmına geçmek için haroşalarımızı örmeye başlayalım. Ben tersten ördüğüm için hemen haroşama ilk sıramda geçişimi yapıyorum. Şöyle başlayalım birlikte. Haroşamı kenardan örüyorum. Patlarımı diğer örgümüzü normal bölümüne de geçtik bakınız roba kısmına örüyorum artış yaptığım yeri örüyorum Bakınız arasındaki ilmeğimi örüyorum. Tekrar artış yaptığım yeri ördüm. Bakınız hepsini ters olarak örüyorum. Yani haroşamı kuruyorum. Şöyle baktığımız zaman bakınız en son yapmış olduğumuz artışlarımız da görülmekte. Şimdi yaptığımız işlemlerimizi şöyle bir hatırlayalım. Bakınız 71 ilmek olarak başladık. 3 diş haroşamızı ördükten sonra bir tane gözümüzü arttık. 5 tane sıramızı ördük. Toplamda 5 tane. Artışımızın arkasından ve 4 tane de gittik geldik, gittik geldik şeklinde yaptık. Daha sonrasında birimizin olduğu yerden iki artışlarımızı yapıp 5 tane ördük ve aynı şekilde beşer düz örüp artışlarımızı yaptık ve en son artışımızdan sonra 3 diş haroşamızı örmeye başlıyoruz. 3 diş haroşamızı ördükten sonra kolumuzu ayırmaya başlayacağız. Orada görüşelim tekrar. 3 diş haroşamızı ördükten sonra artık kollarımızı gövdeden ayırma vaktimiz geldi. Kollarımız için bakınız şöyle işaretlerimizi koydum bakın 4 tane işaretimizi bıraktık. Önlerimiz kolumuz ve arkamız olarak şöyle e, bakalım 179 tane toplamda ilmeğimiz var. 179 ilmeğimizi 30 ilmek önümüzün bir bölümüne 30 ilmek diğer bölümüne ayırdık. bakınız. 33 ve 33 olarak da kollarımızı ayırdık. Arkaya ise 53 tane ilmeğimizi ayırdık. 179 tane ilmeğimizi bu şekilde ayırdık. Şimdi örmeye başlıyorum. İşaretime bıraktığım yere kadar işaretime geldiğim zaman kollarımızı kesmeye başlayacağız. İşaretimin olduğu yere kadar örülük geldim. Şimdi işaretime bıraktığım yerden sonrası kolumuz için başlıyor. Kolumuzun ilk ilmeğini örüyorum ve daha sonraki ilmeğimi örüyorum ve bir önceki ördüğüm ilmeğimin içerisinden geçirerek kesiyorum. Sırası ile sarı işaretime kadar bu şekilde örüyoruz. Kolumuzu gövdemizden ayırıyoruz. Şöyle sırasıyla önce örüyorum sonra diğer ilmeğimle kesiyorum düz yönden örüyorum bir önceki ilmeğimle kesiyorum daha değişik farklı yöntemlerle de kesme işlemini yapabilirsiniz önemli olan 33 tane ilmeğimizi keselim Evet işaretime kadar bu şekilde ilerliyorum sarı ayıracımı taktığım yere kadar kesme işlemini yaptım bakınız bir uçtan diğer uca kadar kolumuzu ayırdık hemen sarı ayıracımı çıkarıyorum bir tane ilmeğimi alıyorum tekrar onu da kesiyorum ilmek sayımı denkleştiriyorum bakınız bir ilmek diğer koldan bu tarafa gelmişti ilmeğimi aldım ve şimdi arkamızı örüyoruz düz olarak Diğer kolumuzun işaretli olan bölümüne kadar dümdüz örerek gelelim beyaz ayracımıza kadar. Arkamızı örerek geldim. Diğer ayracımın olduğu yerdeyim. Kolumuzu tekrar kesmeye başlayacağız yeşil ayracımıza kadar. Şimdi arkadan geliyorum ayracımı çıkarıyorum ve kolumdan ilk ilmeğimi örüyorum. Kolumdan ilk ilmeğimi ördükten sonra ikinci ilmeğimi de örüyorum. Hemen ilmeklerimi birbirinin içerisinden geçiriyorum. Sırası ile ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Ve kesme işlemini yapıyoruz. Kesme işleminde zorlanan arkadaşlarımız dilerse tığla da çalışabilirler. nasıl şu şekilde tığımızı alıp yine örme işlemimizi aynı şekilde yapıp hemen yapabilirler. Tabii zorlanan arkadaşlarımız için bazılar şişle zorlanabiliyorlar. Bakın yine örüyorum. Diğerini içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gayet kolay bir uygulama. Şimdi yeşil ayracımın olduğu yere kadar kesme işlemini yaparak ilerliyorum. Kolumuzun kesme işlemini yaparak geldim. En son yeşil ayracımın olduğu yerdeyim. Önümüze geçiyorum. Son ilmeğimi örüyorum ve buradaki ilmeğimi sabitliyorum. Bakınız buraya dahil ediyorum ve devam ediyorum. Dümdüz örerek önümüzü bitirelim. Ve bu şekilde kolumuzu gövdemizden ayırdık. Arka sırada birleştirmesini de yapacağız. başa kadar düz bir şekilde örüyorum. 3 diş haroşamızdan sonra kollarımızı kestik bakınız. Şu kollarımızın kesilmiş haliyle görmekteyiz. Arkamız şişimizde takılı. Önlerimiz şişimizde takılı. Şimdi bu yönden örmeye başlıyoruz. Kenar patımızı ördükten sonra kollarımızı birleştirme noktasına doğru ilerlemeye başlayacağız. Yalnız burada artışlarımızı da yapacağız. 6 tane kenar ilmeğimizden sonra Gövde kısmının önden artarak ilerleyeceğiz. Yeleğimiz dümdüz inen bir yelek olmadığı için, eteklere doğru açıldığı için ilk sıradan hemen artışlarımıza başlayacağız. Evet şimdi 6 tane ilmeğimizi örelim ve hemen görüşelim. 6 tane ilmek kenar patımızı ördük ve hemen artırarak başlıyorum. Burada bir tane artırıyorum, 3 tane ters örüyorum. Bir artırıp 3 ters, bir artır 3 ters şekliyle ilerliyoruz. İlk artırmamızı yapıyorum. Örgüm ters olduğu için örgü yönü arkasına geçiyorum. Bakınız alttan girdim. Şu görmüş olduğumuz alta ipim önde, şişimi arkadan geçirdim ve ilmeğimi hemen öne doğru örerek alıyorum. Bakınız ve sonrasında tekrar kendi ilmeğini de örüyorum. 2 tane ilmeğimi ördüm ve 3 tane tersimi örüyorum 1 2 3 her üçte bir artışımızı yapacağız İkinci bakınız öreceğimiz artışımızı yapacağımız bölüme geliyorum İpimi ardına alıyorum ve şuradan aradan şişimi girdirerek ilmeğimi çıkarıyorum ilmeğimi çıkardıktan sonra tekrar kendi ilmeğini örüyorum ve artışımı yapıyorum 3 tane tersimi örüyorum 2 3 örgü yönümüz farklıysa aşağıdan uygun bir şekilde girerek örelim lütfen hiç problem değil önemli olan delik olmayacak şekilde ilmeğimizi artmak bakınız aynı ilmeğimi ördüm tekrar 3 tane tersimi örüyorum ve yine sıradaki ilmeğimin artışına geçiyorum alttan alıyorum ve yine kendisini de örüyorum 3 tane tersimi örüyorum yine ipimi alıyorum alttan giriyorum ilmeği bakın şu şekilde hemen geçiriyorum yarımlanan ilmeklerimizi düzeltelim hemen sonrasında kendi ilmeğini örüyorum 1 2 ve 3 hemen sıradakini yine artıyorum aşağıdan giriyorum Bakınız şu şekilde ilmeğimi örüyorum öne doğru alarak tekrar ilmeğin kendisini de örüyorum şurada hemen ilmeğimiz onu takıyorum ve örüyorum 3 tane tek örüyorum 1 2 ve 3 tekimizi ördüm. En son bu ilmeğimizi bir şöyle alalım. Tekrar takıp bir daha örelim. Son ilmeği iki defa örelim bakınız. Ve diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Diğer tarafa mümkün mertebe şiş örgülerimizde sıkı tutuyoruz ki aramız herhangi bir şekilde açılmasın. Yine ilk ilmeği de iki defa örüyorum. Arkasından alıyorum ve tekrar öne alıyorum ilmeğimi iki defa ördüm kol altlarını son ilmeğini iki başlangıçtaki bakınız bu tarafa geçerken ki ilmeğimizi iki defa ördüm yine burada yapmış olduğumuz gibi 3 ilmekte bir artışımızı yaparak diğer kolumuza kadar gelelim ilmeğimizin arkasında 3 tane ördüm bir arttım 3 ördüm bir arttım ve son ilmeğime geldim son ilmeğimi iki defa örüyorum bir bu yönden ve de diğer yönden örüyorum iki defa ördüm şimdi diğer tarafın ilk ilmeğini geçiyorum yine aynı şekilde ilmeğimizin her iki tarafından birer birer alarak iki defa da örüyoruz bir ilmeğimizi bu şekilde artışımızı da yapmış olduk bakınız son ilmeğimizi iki defa ve buradaki başlangıcımızı da ikişer defa ördük ve devam ediyoruz 3 tane örüp bir tane artıyoruz yine 1 2 3 Hemen artıyorum. Altından giriyorum. Bakınız eğer ajurlu yapacak olursa delik olur. Delik olmaması için bu şekilde uyguluyoruz. Sıramızın başına kadar ilerleyelim. Sıramızın başına kadar artışlarımızı yaparak geldik. Artık düz yönde düz, ters yönde ters olarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Beraber başlayalım. Kol altımızı birlikte yapalım başlarımızı aynı şekilde örüyoruz. Bakınız 6 tane haroşamı ördükten sonra düz örgülerime devam ediyorum. Artmış olduğum ilmeklerimizi de örerek herhangi bir artma eksilme yapmıyoruz artık. Dilediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar düz yönden düz arkadan ters olarak örmeye devam edelim. İlik açmayalım. Bakın dümdüz örüyoruz. Kolumuzun altına geldik. Çıkarmış olduğumuz ilmeklerimizi de güzel güzel örüyoruz. Evet. Arkamızı da Örmeye devam ediyoruz. Şu şekilde. Bakınız kol altımızda ördük. Evet biraz büyütelim. Yeleğimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar dümdüz örmeye devam ettik. Bakınız artışlarımızı yaptığımız bölümümüz de çok güzel oldu. Şöyle arkasında görelim. Gayet hoş bir görüntüsü var. Yeleğimizi bu kadar ördüm. Şimdi alt kısmını ve haroşasını yaparak tamamlamak istiyorum. Kenar patlarımızı örmeye başlayalım. 6 ilmeğimizi ördükten sonra 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Gövde kısmına geçtim 2 tane düz 1 ve 2, 2 düzümü ördükten sonra 1 tane artış artışımızı yapıyoruz. Yani ajurumuzu yapıyoruz. Sonrasında 2 ilmeği aynı anda örüyoruz. 1 tane artış yaptım, 2 ilmeği kestim, 2 tane düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. İki tane ilmeği aynı anda kesiyorum. Yani aynı anda örerek kesiyor, kesilmesini sağlıyoruz. Yani tek ilmeği düşürüyorum. Bir, iki tane daha örüyorum. Tekrar tığ şişimin başını doluyorum. Her ikisini aynı anda alıyorum. Bir ilmeği indiriyorum. Arkasından iki tane düz örüyorum. Bir tane başını doluyorum. İki tane ilmeğimi örüyorum. İki tane düz arkasından örüyorum. Birer birer tekrar şişimin başını doluyorum. İki tane düzümü aynı anda örüyorum. Arkasından iki tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar şişimizin başını dolayarak iki tane ilmeğimizi aynı anda örüyoruz. Bakınız başını doladığımız zaman eksilme yapmıyoruz. Hemen ilmeğimizin yerine bir yenisini bırakmış olduk. Yalnız burada istediğimiz sadece görüntümüzün delikli, ajurlu, hoş bir görüntü olması yeleğimizin etek kısmının en son bitiminde. Onun için herhangi bir ilmek kaybımız söz konusu değil. İki düzümüzü de ördükten sonra yine bir artış iki kez iki tane düz sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramın başına kadar örerek geldim. Bakınız en son bir artış, iki tane kestim, iki tane düzümü ördüm. Tekrar kenar patımızı örüyorum. Kenar patımızı ördükten sonra artık yeleğimizin bitişine geldik. Aşağıda yani alt sırada bundan sonraki sırada bitiş haroşalarımızı örmeye başlıyoruz. Ben hemen arkasından başlıyorum. Düz ördüğüm için arkadaki ilmeklerimi hemen düz olarak örerek başlıyorum. Bakınız. Normal örgümün olduğu yere geçtim. Düz örgüye çevirdim. Artış yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki kestiğim ilmeği örüyorum normal ilmeklerimi düz olarak örüyorum ön yöne haroşa olarak düşecek hangi yönden alıyorsanız bakınız şu şekilde gayet güzel hemen haroşa düşüyor Evet şimdi istediğim haroşa ölçüsü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. 3 diş haroşamızı ördükten sonra yeterli ölçümüz oldu. Şimdi kesme işlemine başlayalım. Birinci ilmeğimizi örmeden alalım. ikinci ilmeğimizi örüyorum ve boş aldığım ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki bakınız ilmeği ördüğüm ilmeğimi daha önceki ilmeğimin arasından geçiriyorum. Örüyorum. Bir öncekinin arasından geçiriyorum. Örüyorum ve aradan geçiriyorum. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar kesme işlemini yapalım ve yeleğimizi tamamlayalım. Evet haroşamızın altını kestik. Bakın yeleğimiz şu şekilde hazır hale gelmek üzere. Şimdi en son kesme işlemini yaptıktan sonra ben bir sıra tığ ile kenarına tığlamak istiyorum. En son kısımda tığlama yapacağım için kesme işleminin son kısmını tığlama yöntemiyle yaptım. Ve kenarlarını tığlayarak bütün çevresini dolaşmak istiyorum. Tabi dilerseniz bu şekliyle de kullanabilirsiniz. Tığ kullanmak istemeyen arkadaşlarımız için. Tığ kullanmak isteyenler için en son ilmeği koparmadım. Kesme işlemini bitirdikten sonra bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Sırtımıza doğru ilerliyoruz. Ve sayıyorum. Bir, iki. İkiye atlıyorum. Üçün olduğu yere gelerek batıyorum. Bir, 2-3 tane zincir çekiyorum araya giriyorum 1-2 atlıyorum bakınız diğer araya giriyorum 1-2-3 tane zincir çekip battığım yerin hemen arkasına batıyorum tekrar 1-2 atlıyorum batıyorum 1-2-3 tane zincirimi çektikten sonra batmış olduğum yerin ardına gelerek tekrar burada bir kirpik oluşturuyorum 1-2 atlıyorum araya giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen ardından geçiyorum ve bu şekilde kirpiğimizi yaparak bütün uçlarımızı başlangıç noktamıza gelene kadar örerek tamamlayalım kenarımızın tığlamalarını çalışarak geldim kolumu da tığladım görmüş olduğunuz gibi düğmeleri diğer düğmelerimi hoşuma gitmediği için çıkarıp ince düğmelerimi diktim şimdi diğer kolumuzu da Birlikte yapmaya başlayalım. Yapmak isteyen arkadaşlarımız kenar tığlamasını bu şekilde çalışsınlar. Eğer bu şekilde kalmasını istiyorlarsa tabii ki bu şekilde de kalabilir. Şöyle bakınız farkı. Bir tanesi tığ çalışmalı, bir tanesi henüz çalışma yapılmamış. Evet, alt kısmından giriyoruz kolumuzun altından. Ben şöyle giriyorum. Batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum ve ilerliyorum biraz ileriye geçiyorum 1 2 3 ardına batıyorum tekrar biraz daha ileriye geçiyorum hep ileriye doğru gidiyoruz 1 2 3 geriye gelip battığım yerin ardına girerek bir tane kirpik oluşturuyorum ileriye doğru sadece batıyorum 1 2 3 ardına giriyorum geriye doğru 1 2 3 ardına batıyorum ve başlangıç yerimize kadar örerek geliyorum sıramızı bir uçtan diğer uca kadar örerek tamamladım en son başlangıç noktama geldim bakınız aynı yere batıyorum ve şu şekilde ilk başlangıç noktasındaki ilk battığım noktaya giriyorum sadece ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyorum Yeleğimin kenar tığlamalarını yaptıktan sonra kullanılmaya hazır hale getirdik ve böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk birlikte. Umarım faydalı olabilmişimdir ya da hoşunuza gitmiştir çalışmamız. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.